Günümüzden 500 yıl önce Londra'dayız. Ford kasabasındayız. Burası her şeyi barındıran bir yer. Bir liman şehri olduğu için sürekli göç alıyor. Tam 250 bin kişi yaşıyor. Burası aynı zamanda tarih boyunca en çok okunan yazar olma özelliğini hiç kaybetmeyen, eserleri yüzü aşkın dile çevrilen, tiyatroya ve sinemaya en çok uyarlanan yazarın evi. William Shakespeare Shakespeare'in başarısının sırrı yüzyıllardır herkes tarafından merak ediliyor. Ancak bu sır yaşamına ilişkin pek az bilgi bulunması nedeniyle çözülemiyor. Öyle ya, doğum tarihi bile kesin olarak bilinmiyor. Kilise kayıtları, Shakespeare'in Londra'ya yaklaşık 146 kilometre uzaklıktaki Startford kasabasında 26 Nisan 1564'te vaftiz edildiğini gösteriyor. Bunun yanı sıra iki ufak bilgi daha ekleyelim. İlki babası John'un belediye meclis üyesi olduğu ve diğeri annesinin Mary Arden adında varlıklı bir çiftçi ailenin kızı olduğu. İngilizce'de shake sallamak, piersa mızrak anlamlarında kullanılır. Yani Shakespeare sallanan mızrak anlamına gelir. Shakespeare'in tiyatro alanında yaptıklarından ilk kez 1592 tarihli The Grotesworth of Wit başlıklı yazıda söz ediliyor. O dönemin oyun yazarlarından biri olan Robert Greeney, sert bir şekilde kaleme aldığı yazıda Shakespeare'den ülkede yalnızca kendisinin sahne dünyasını sarsabildiğini sanan bir yeni yetme diye söz ediyor. Hatta onun için sahne sansarı lakabını kullanıyor. Shakespeare'in yaşadığı dönemden 300 yıl sonra yaşayan Amerikalı yazar Mark Twain ise kendi hayatını anlattığı otobiyografik eserinin ilk orijinal baskısında Shakespeare için bir bölüm ayırıyor. Twain, Shakespeare'i şeytanla eş tutuyor ve aslında Shakespeare diye birinin olmadığını, bu ismin birinin takma adı olduğunu öne sürüyor. Ve çok tartışılacak şu cümlelere imza atıyor. Biyografik yetersizlikleri göz önüne alındığında, şeytan ve Shakespeare'in birbirine bu kadar çok benziyor oluşu ne kadar garip ve ilginç bir tesadüftür. Mark Twain dışında birçok yazar da Shakespeare adının çok ünlü birinin takma adı olduğunu düşünüyor. Hatta Sir Francis Bacon ya da Oxford Kontu Edward de Vere Shakespeare adının gerçek sahibi olduğu öne sürülen 50 aşkın adaydan sadece ikisi. Gerçek ortaya çıkmış ya da tek bir kişi üzerinde uzlaşma sağlanmış değil. Ama anlaşılan hiç kimsenin gönlü Hamlet'in babasız kalmasına razı değil. Şüphesiz bu bilinmezliğin ve gizemin varlığı Shakespeare'in yüzyıllardır gölgelenemeyen edebi başarısını destekliyor. İlk oyununu ne zaman yazdığı, nasıl bir hayat sürdüğü, kimlerle arkadaşlık ettiği, tiyatroyla yolunun nasıl kesiştiği, 500 yılı aşkın süredir güncelliğini koruyan eserleri nasıl yazdığı kesinlikle bir şekilde bilinmese de esas adının Şeyh Pir olmadığını kesinlikle bir şekilde biliyoruz. Madem bu konu açıldı biz de bir bombayı ortaya atmak isteriz. Sıkı durun. Aslında Milkshake de gizli bir Müslümandır. Asıl adı Milkshake'tir. Yani sütçü imamdır kendisi. Ya alın bakalım. Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden. Anlaşılan hepimiz payımıza düşen delilikten nasibimizi almışız. İyisi mi kaldığımız yerden devam edelim. Shakespeare'in yaşadığı tarihler Rönesans'a denk geliyor. Bu tarihlerde klasik çağ kültürüne duyulan ilgi artıyor. Ovidius, Homeros, Seneca, Plutarkos gibi Yunan ve Latin yazarlarının eserleri İngilizceye çevriliyor. Shakespeare de eserlerini bu yazarların işledikleri konulardan esinlenerek yazmaya başlıyor. Bu bağlamda Shakespeare'in başarısının seçtiği konulardan kaynaklanmadığını söyleyebilir miyiz? Belki. Onun dehası olaylardaki dramatik noktaları ortaya çıkarmasında ve söz sanatlarındaki ustalığında yatıyor. Örneğin, büyük bir miras olarak kabul edilen kitaplarının ilk toplu basımı 800 bin kelime içeriyor ve 1700'ü de Shakespeare'in ortaya çıkardığı kelimeler. Academy, Zany ve Fairland bunlardan sadece üçü. Oyunlarında kurduğu cümleler de alışılmadık benzetmeler ve kişileştirmelerle dolu. İnsanı bir çiğ tanesine, bir toz parçasına, dünyayı tohuma kaçmış bir bahçeye, sevgiyi ilkbaharda menekşe gibi erken açan ömrü kısa çiçeğe ve bunun gibi o güne dek duyulmamış nice söz oyunlarıyla betimliyor. Ah Romeo, neden Romeo'sun sen? İnkar et babanı, adını yatsı. Shakespeare'i bu denli unutulmaz kılan nedenleri düşününce birbirini tamamlayan, bütünleyen birçok etkenle karşılaşıyoruz. Her şeyden önce İnsanı anlatıyor Shakespeare. Bütün zayıf ve güçlü yönleriyle, hayal ve rüyalarıyla, coşkusuyla, iç dünyasındaki karmaşasıyla çağlar boyunca değişmeyen insan duygularını, insan doğasını dile getiriyor. Aşk, sevgi, tutku, kıskançlık, kin, nefret, düşmanlık, ölç, iyilik, dayanışma, bilgelik, erdem insanı bütün karmaşasıyla verirken yaşamın sonsuz diyelektiğine işaretler gönderiyor. Güneşin altında yeni bir şey yoksa da o insanı ve onun özünü yaratıcı bir biçemle işleyerek kalıcı ve evrensel olmayı başarıyor. Her insan onun yapıtlarında kendinden yansımalar ve parçalar buluyor. Montenin her insanda insanlığın bütün halleri vardır sözünü doğrularcasına Shakespeare'in yarattığı karakterlerde İnsanın, insanlığın tüm hallerini bulabiliyoruz. Peki bu oyunları nerede, hangi seyircilere oynandı? Shakespeare'in oyunları çoğunlukla 1598 yılında Londra Köprüsü yakınlarında yapılan Globe Tiyatrosu'nda oynandı. Tiyatronun seyirci kapasitesi 3000'di. Bir bira fiyatına bile açık avluda Shakespeare oyunu seyredilebiliyordu. Bu sayede tiyatro oyunları büyük bir üne ve servete kavuştu. Oyunları sayesinde Londra ve Stratford'da mal, mülk sahibi olur Shakespeare ve hayatın keyfini sürmeye başlar. Ya da biz öyle olmuş olmasını diliyoruz. 23 Nisan 1616'da 52 yaşında hayata veda ettiğinde kabul edilen doğum tarihine göre doğduğu gün öldü. O zamanların Avrupa'sında çok fazla mezarlık yağmalayan soyguncu mevcuttu ve neredeyse her mezarın taşını çalan bu soygunculardan halkın sıtkı sıyrılmıştı. Bir akşam oyun yazarlığı yapan bir arkadaşına hasta olduğunu söyledi ve bir süre sonra hızlıca öldü. Hızlı bir şekilde ölmesine rağmen Startford Kilisesi içinde bulunan ve mezarının üzerine yazdırdığı ''Bu mezarı koruyanı Tanrı korusun, kemiklerimi yerinden oynatanı lanetlesin'' cümlesi sayesinde yıllarca onun mezarının çalınmadığı düşünülüyor. Yüzyıllar sonra bugün onun anısını yaşatmak adına Dünya Kitap Günü olarak kutlanır. Daha şık bir anma olabilir mi? William Shakespeare'in nasıl göründüğü hakkında bildiklerimizin çoğu, bardın tuvalin arkasına otururken çizilmiş birkaç 17. yüzyıl portresinden geliyor. Chandos portresi olarak bilinen en meşhur tasvirlerden birinde sakallı, kısa saçlı, gevşemiş gömlek bağları olan ve sol kulağından sarkan parlak bir altın çember küpe takan haliyle Shakespeare resmedilmiştir. O dönemde erkeklerin küpe takması çok hoş karşılanmadığından bu taktığı küpeyle Shakespeare çağdan çok daha ileri görüşlü ve farklılıklara açık biri olduğunu ortaya koymaktadır. O dönemde neredeyse sadece denizci erkekler küpe taktığından Shakespeare'in bu altın renkli halka küpesini takmakla denizcilerin modasına uyduğu düşünülmektedir. Söylenebilir ki Shakespeare tüm hayatı bir oyun gibi görüyor ve ona göre hayatın kendisi başlı başına bir açık tiyatro sahnesidir. Size nasıl geliyorsa adını verdiği eserinde de aynen bu şekilde dile getiriyor bu düşünceyi. Tüm dünya bir sahne ve tüm erkek ve kadınlar yalnız birer oyuncu. Çıkışları ve girişleri var hepsinin ve herkes kendi rolünde birçok bölüm oynar. Shakespeare zekasını yazdığı oyunlarla kanıtladı ve insanın her türlü ruh halini söze dökebildi. Onu gören ondan feyz alan, ondan öğrenen milyonlarca insanın sürekliliğiyle de 500 yıldan beri büyüsünü sürdürüyor. Biz deriz ki insan soyu tükenmedikçe Shakespeare yaşamaya devam edecektir.